Toz merkezinden merhaba ben Ercan Uğurlu. Hemen baştan söyleyeyim. Yufi RoboVac 11 geldiğinden beri evde artık elektrikli süpürge açmıyorum diyebilirim. Çünkü bu ufak cihaz onun işini ele geçirdi ve geri verecek gibi de durmuyor. Peki Yufi RoboVac 11 neler sunuyor? Hemen yakından bakalım. Eufy RoboVac 11 bir robot süpürge. Son dönemde ev elektroniğinin yükselen trendi olan bu minik cihazlar büyük ve gürültülü elektrikli süpürgelere kafa tutuyorlar. Şimdi bu elbette pek çok kişiye pek inandırıcı gelmeyebilir. Ancak denedikten sonra büyük oranda tatmin oluyorsunuz ve elektrikli süpürgenizi neredeyse rafa kaldırabiliyorsunuz diyebilirim. Önce RoboVec 11'i tasarımıyla biraz yakından tanıyalım. Zaten tasarımdan bahsederken yeteneklerine de e, yavaş yavaş göz atacağız. Roomba 11 e, pek çok diğer e, muadilinden biraz daha küçük bir cihaz. Onu söylemek lazım. Yüksek dikey özellikle düşük profilli olmasıyla önemli e, 8 cm yüksekliğinde olan süpürge böylece mobilyaların altına rahatlıkla giriyor. Yatak altlarında temizleyebiliyor. Tasarım da oldukça şık görünüyor. E, yine benzerleri gibi daire şeklinde bir yapıya sahip tabii ki. Üzerinde çok fazla detay da yok. Üst tarafta bir e, güç butonu görüyorsunuz. Evet, cihaz şarjlı yapıda ve bir şarj istasyonu ile beraber geliyor. Kutu içerinden böyle çıkıyor. Eee Robovic 11 evinizin bir köşesinde bu istasyonda sizin onu çağırmanızı bekliyor. Bir yer kirlendiğinde veya genel temizlik yapacağınızda onu ortaya bırakıyorsunuz veya dilerseniz uzaktan kumandası yoluyla siz de uzaktan yönetebiliyorsunuz. Burada seçim size bırakılmış. E, işi bittiğinde ise e, şarj istasyonuna yine kendisi otomatik olarak dönüyor. Bu noktada ilk başta e, onu kend ilk başta şarj istasyonuna koymanız lazım. Sonra oradan ayırmanız lazım ki sonra geri dönerken yerini tespit edebilsin. E, yoksa zorlanabiliyor. Açıkçası RoboVic 11 kullandığım süre boyunca fazlasıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. E, cihaz evde e, her zemine kendine yol buluyor. Eğer halı flex değil de eğer halı kullanıyorsanız e, halılara rahatlıkla tırmanabildiğini söyleyelim, bu önemli pürüzlü yüzeylerde rahat yol buluyor. Ayrıca eğer çift katlı bir evde otu yaşıyorsanız e, düşecek derdi de yok. E, cihaz kenara geldiğinde önünü görüyor ve fark edip geri çıkıyor. E, ha bu arada eğer evde saçaklı halınız varsa ki, e, ki benim var. Robobek 11 bu saçakları takılıyor. Bunu söylemek lazım. Yani eğer bu tip bir evde yani halılarınız varsa saçakların toplayın öncesinde. Yoksa takılıyor. Ama onun dışında halı flexlerde ahşapta zaten bir problem yok. E, ve halılarda iş görüyor. Şimdi cihazda farklı temizleme modları da yer alıyor. Otomatik modda, otomatik mod dışında 5 farklı mod daha var. Temizleme modu var. Bunlar kenar, spot, tek oda temizliği, manuel ve maksimum olarak belirleniyor. Maksimum adı zaten belli. Robotun yoğun çalışmasını istediğiniz alanlar için bu modu seçiyorsunuz. Kenar ve spot modlarında ise cihaz mobilyaların kenarlarına doğru daha fazla odaklanıyor veya spiral şekilde bir temizleme yöntemine gidiyor ki bu yöntem özellikle geniş alanları için uygun. Manuel modda cihazı uzaktan kumanda üzerinden siz kendiniz yönetiyorsunuz. Tek oda modu ise oda içinde tüm alanları temizlemesine yönelik olarak yer verilmiş. RoboVac 11'in topladığı kirleri boşaltmak da oldukça kolay. Kenarındaki düğmeye basıyorsunuz arka tarafında ve kapı çıkartabiliyorsunuz. Bu arada robotun bu modeli 0.55 litreye kadar tozu tutabiliyor. Elbette daha yoğun parçacıklar çekerse bu alan daha hızlı dolacaktır. Bu da evinizin kirliliğiyle doğru orantılı olarak değişecek. RoboVac 11 iyi bir temizlik sağlıyor. 1000 PA'lık emiş gücüne sahip olan cihaz. Elbette ee, nispeten daha çok ince tüylü halılarda iş görecektir. Derin tüylü halılarda da yine başarılı. Ancak elbette geleneksel elektrikli süpürgeler bu gibi halı tiplerinde özellikle ev hanımlarının içine daha fazla sınacaktır. Ee, ben incelediğim sürede hem evde tüylü halılarda hem de ofis e, ofiste halı flex üzerinde denedim. E, İkisinde de iyi sonuç aldığımı söyleyebilirim. Bu arada RoboVic 11'in e, şarjı 100 dakikaya kadar dayanabiliyor. Yani 1 saat 40 dakika gibi bir sürede temizlik yapabiliyor bu robot. Ee, bu da geniş bir evin e, halı temizliği için ideal bir süre. Robotun şarj olması ise birkaç saati bulabiliyor. 300 dakika ile 360 dakika arasında tam kapasite şarj alabiliyor. Robobik 11 ile ilgili bir diğer değinmemiz gereken konu ise kuşkusuz ses olacak. 60 desibel gibi oldukça hafif bir sesle çalışan cihaz geleneksel elektrikli süpürgelerle kıyaslandığında elbette kulağa hareta devrim gibi geliyor. Ee, yine de piyasada vakumlu robot robotlar arasında e, 50 desibellik, e, 50 desibel sesle çalışan modeller de yok değil var. Onlara da isterseniz bakabilirsiniz. Açıkçası başta da söylediğim gibi RoboVac 11'i kullandığım süre boyunca fazlasıyla memnun kaldım. Pek çok Kişi de e, memnun kalacaktır e, kanaatindeyim. Yere bir şey döküldüğünde, günlük temizlik yapılacağında açık portayı bırakıyorsunuz. Gerisini zaten bu cihaz kendisi hallediyor. Ha tabii ki e, derin ev temizliklerinde yine de elektrikli süpürgeler bir müddet daha hayatımızda olacaktır. Orası kesin ancak gelecek kesinlikle bu tip kompakt cihazların olacak. Son olarak Robovac 11'in fiyatından da bahsedelim. Şu an Robovac 11'e 1599 TL fiyatta bulabiliyorsunuz. Bu da muadilleriyle kıyaslandığında oldukça uygun bir fiyat. Çünkü benzer özelliklere sahip rakiplerine daha yüksek fiyatları görebiliyoruz pazarda. Bu anlamda fiyat performans noktası içinde uygun bulduğumuzu söyleyelim. Bu anlamda yakından değerlendirmenizi öneririz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.